Evet, tabii olimpiyatlarda gönlümüzden Sivas'ımıza altın madalya getirmek geçiyordu. Yani tüm hazırlığımızı da bunun için yaptık. Biliyorsunuz 2020 yılında ben ciddi bir operasyon geçirdim, ameliyat olmuştum omzumdan. Tabii pandemi döneminde de hiçbir müsabakaya giremedik. Sakatlık da var, bunun için de hiç müsabakaya giremedim. İlk girdiğim müsabaka 2021 yılındaki Avrupa Şampiyonası'ydı. Orada ciddi rakiplerimi yenerek Avrupa Şampiyonu oldum 8. kez ve dünyada bir rekor oldum serbest güreşte. Hamdolsun. Yani 1,5 yıl ara verip gelip Avrupa Şampiyonu olmak kolay değil. Peşine de gelip 3 ay sonra olimpiyatlarda bronz madalya nasip oldu. Yani 2021 yılına baktığımızda aslında Avrupa Şampiyonu'ndan sonra da gelmeyi istedim ama tabii pandemi ve olimpiyat hazırlığı süreci olduğu için gelemedim. Normalde altın madalyamı, iki altın madalyayı beraber kutluyoruz burada. Hem Avrupa Şampiyonu madalyasını getirmiş oldum altın madalya, hem de olimpiyat üçüncülüğü madalyasını getirmiş oldum. Hamdolsun yani boşa dönmek olabilirdi oradan. İkinci olimpiyat madalyasını aldım. Olimpiyat madalyası çok değerli, olimpiyatlar çok değerli, olimpiyatlara katılabilmek çok önemli. Bugün de Sivas'ımıza geldik. Sağ olsunlar bizleri sevenler geldiler, buradalar. İl Müdürlüğümüzün organizasyonunda güzel bir organizasyon var. İnşallah burada bugün valiliğimizi, belediyemizi ziyaret edeceğiz ve Sivas hemşerilerimize beraber olacağız. Ben buradan yetiştim ve her şampiyonunda da altın madalyayı buraya getiriyorum. Yani Tokyo'dan bir madalyayı da Sivas'a getirmiş oldum. Rio'dan altın madalya getirmiştim. Tokyo'dan da bir bronz madalya Sivas'ımıza bir olimpiyat madalyası daha getirdim. Yani bunun gururunu yaşıyorum. İnşallah alttan gelen genç kardeşlerimize de örnek olur. Çünkü Sivas güreşte çok başarılı bir ilimiz. İnşallah benim gibi nice gençler hem güreş branşında hem diğer branşlarda, çünkü Sivas gerçekten buna iklimi de uygun, her şey uygun, tesisleri her şey uygun. İnşallah genç kardeşlerimize bizleri örnek alıp bu başarıyı yakalarlar. Bu arada tabii takım olarak da özellikle olimpiyatlardaki en büyük madalya ve çok sayıda madalya kazandı. Evet. 13 madalyada böyle de bir başarı var. Milli takımımız evet tarihi bir rekoru başardık. 13 madalya alındı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en çok madalyası alınan olimpiyatı oldu. Tabii diğer branşlarda da başarıların gelmesi bizleri sevindiriyor. Çünkü güreş olarak gerçekten bizim yükümüz çok ağırdı. Olimpiyat tarihinde 29 altın madalyamız vardı. Toplam 38-39'du, 29'u güreştendi. Şimdi diğer branşlardan da artık bokstan, okçuluktan, jimnastikten de madalya alabileceğimizi gösterdik. 13 sayısı tamam bu olimpiyat olarak başarılı ama 80 milyonluk bir ülkeye baktığımızda 20 milyonluk genç nüfus 13 madalyası bana göre çok da büyük bir başarı değil. İnşallah gelecek olimpiyatlarda bunların sayılarını artırırız diye düşünüyorum ama tabii ki de büyük bir başarı elde ettik tüm kafile olarak. Emeği geçen herkese ben teşekkür ediyorum. Arkadaşlar buradayız. Abi. Geç kardeşim.